Değerli izleyenler, İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Günlük yaşamda değişik uğraşlar içerisindeyiz. Ve günün sonunda dönüp baktığımız zaman günümüz bitmiş ama sorunlarla karşılaşmışız. Ve bu sorunları çözerken, üstesinden gelmeye çalışırken, yaşarken değişik ilişkiler içerisindeyiz ve değişik duygular oluşmuş. Bu duyguları bazıları mutluluk, iç huzuru, kazanma, zafer, ah iyi ki yaptım, gurur, onur. Bazıları ise olumsuz oluyor. Kırılma, gücenme, öfke, alınma. Bugün program arkadaşım Polat Doğru'yla biz küsme üzerine konuşacağız. Bizim yaşamımızda küsme yer alıyor. Aynen öyle etrafta hocam. Etrafta görüyoruz. Yoğun onun üzerine bir şekilde, sohbet oluşturalım. Aynen öyle hocam. Yani çok temelde de hani biraz ayrıştırmak için ifade etmekte fayda var. Bizim bugün ele almayı düşündüğümüz küsme birinin birine küsmesinden daha çok insanın kendine ve yaşama küsmesi üstüne gidelim diye konuştuk. Sorular da sorduk Facebook'tan, ya ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye bir sürü geri dönüş oldu. Aynı şekilde sokakta da sorduk. Doğan Bey'e ne sormak istersiniz bu konuyla ilgili diye. İsterseniz onu bir izleyelim. Evet. Arkasından da biz konuşmamıza devam ederiz. Evet. Merhabalar Doğan Bey. İnsanın kendi kendine küsmesi psikolojik bir rahatsızlık mıdır? Hocam, küsen kişilerin tepkileri yaşına göre değişir mi? Hocam, insanlar neden birbirine küser? İlgi bekleyen insanlar mı küser? Küsmek kapris midir? Lütfen açıklayın, rica ediyorum. Hocam, etrafımızda herkesi küsen arkadaşlara nasıl davranabiliriz? Evet Polat'cığım. Gayet güzel sormuşlar hocam. Güzel değil mi? Tabii canım, yani benim hoşuma giden şey şu. Bu konularla ilgili böyle sokağa çıktığımızda veyahut da Facebook'ta falan sorduğumuzda ya neden bahsediyorsunuz siz, yok öyle bir şey falan diyen çıkmıyor. Hı hı. Genelde de konuşun bu konu önemli, Allah aşkına buna zaman ayırın diyorlar. Evet. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani demek ki yaşamdan kopuk bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu insan kendine küser mi, küsmesi neden olur falan diye sorduğumuzda da bir sürü cevap geldi. Gelen cevapların hepsi ya böyle bir şey var hayattanın üstüne gidiyor. Evet. Demek ki oluyor, yani insan kendine ve yaşama küsebiliyor. Peki o zaman hocam, yani bunu konuşmaya nereden başlayalım? Evet. Ne yapalım? Ben doktora programımı Amerika'da dil psikolojisi üzerine yaptım. Evet hocam. Ve genellikle dil çok önemli bir laboratuvar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi uygulanan yöntemlerden bir tanesini burada kullanmak istiyorum. Mesela şunu söylemek tuhaf oluyor. Kendime çok alındım. Evet. Konuşuyordum birdenbire. Kendimi çok kırdım. Çok kırıldım kendime falan şeklinde. Ama mesela bu adam kendine alınmış birisi demek tuhaf oluyor da kendine küsmüş birisi dediğin zaman evet, doğru. Anlıyorlar. Adam küskün. Kendine küskün, hayata küskün, dünyaya küskün, feleğe küsmüş diyebiliyorsun. Aynen öyle. Şimdi mesela insanın kendine küsmesini söyleyebiliyorsun da kendine kırılmış, kendine alınmış dediğinde... Hakikaten hiç düşünmüyorum, çok tuhaf. Ne kadar önemli. Ve bunlar tesadüfen olmuyor. Mutlaka kültürün kendi yapısı içerisinde dinamikleri var öyle. Onu da başka bir zaman ele alırız. Fakat kendine küsmüş, hayata küsmüş, feleğe küsmüş dediğimizde... Ne anlıyoruz hocam işte onu? Bunu karşımızdaki anlıyor. Öyle mi diyor? Evet. Yazık diyor. diyor falan. Şimdi bir başka gözlem daha yapmak istiyorum Polat. İngilizce'de küsmenin karşılığını aradığım zaman bakıyorum... Bizdeki küsmeyi tam vermiyor. Vermiyor hocam. Hep davranışlarla ilgili evet. Şeyler oluyor. Yani somurtkan... konuşmaz. Evet. İşte asık suratlı falan gibi böyle davranışları temsil eder. Aynen. Ama bizde küstüm hadisesi var. Enteresan bir şekilde orada mesela Amerikan İngilizcesinde ben bulamıyorum. Bize özgü bir şey. Belki Çinlilerde, Japonlarda ilişkiye önem veren evet. Kültürlerde olabilir bu. Şimdi
bu boyutun ötesinde bir daha gözlem yapmak istiyorum. Onu sonra soruna gelmek tamam, istiyorum. Hocam. O da şu, bence bu programda ele almalıyız bence. Bir kişinin kendine küsmüş olması sadece kendiyle bitmiyor. Hmm. Bu kişinin babaysa, anaysa, yöneticiyse, herhangi bir yaşamda bulunduğu pozisyon varsa onun kendisine küskün olmasının çok önemli sonuçlar oluyor başka insanlar yani için. Yani sizin etki alanınızdaki insanlar da sizin kendinize küskünlüğünüzden etkileniyorlar diyorsunuz değil mi hocam? Çok dolayısıyla da bu bir sorumluluk getiriyor aslında değil mi? Yani ben bir ana baba olarak küskün dolaşıyorsam başka bir şey. Ama tek başına yaşayan bir bireysem ve hayatımı öyle sürdürüyorsam kendime küsmüş olmam başka bir şey diyorsun. Başka bir şey oluyor evet. Şimdi önce küsmek konusuna şöyle bir bakalım. Bakalım nedir hocam. Diye. Baktığınızda esas itibariyle şunu görürsün. Yaratılışımızdan işte bunu en iyi halkın anlayabileceği tabirle kullanacak olsak fıtratımız bizim yaratılıştan insan olarak doğamız var olmak üzere tasarlanmış. Evet. Çocuk çocuk olarak var olmak, kadın kadın olarak, doğru. erkek erkek olarak, kuş kırlangıç olarak, kedi kedi olarak var olmak üzere. Her şey ona göre tasarlanmış. Tamam. Şimdi var olmak üzere ben bir yola giriyorum. Bu sefer çevremdeki insanlarla ilişkim hep benim kendi varoluşumu devam ettirecek, güçlendirecek şekilde oluyor. Dostum dediğim kişi diyorum ki güvenirim ben. Hı hı. Herhangi bir ihtiyacım olursa suyun var mı dediğimde tabii var abim gel ben. Diyecek bir kişi olacak içeceğim. Şimdi benim varoluşumu devam ettirirken beklentilerim var çevremden. Hı hı. Bu beklentiler aksadığı zaman. Evet. İşte orada birdenbire bir durum oluyor. Eğer bir kere olumsuz duygular başlıyor. Duruma göre, benim eski kendi öyküme göre bu öfke olabiliyor. Hı hı. Bu korku olabiliyor. Bu kaygı olabiliyor. Bu kırılma, küsme olabiliyor. Anladım. Bundan dolayı bunun temelinde yatan şu, bir beklentinin karşılanmaması meselesi yani, var. Çok özde diyorsunuz ki benim var olmakla ilgili bir takım beklentilerim var. Ve bu beklentilerimin karşılanmadığı yerlerde de ben öfkelenebilirim, üzülebilirim, kırılabilirim, alınabilirim, küsebilirim. Bu, o da benim kim olduğumla ilgili bir durum. Yani öfkelenmekle küsmek arasında bu noktada aslında tepki olarak pek bir fark yok diyorsunuz değil mi hocam? Ve sürekliliğiyle ilgili olarak mesela kedere dönebiliyor, depresyona giriyorsun. Anladım. Ve o zaman o depresyondaki etiket diyor ki adam hayata küsmüş. Doğru. Çok derinlerde şeklinde. Şimdi soru şu. Bu kişinin beklentisi neydi? Hı hı. Ve bu önce bu beklenti gerçekçi mi değil mi meselesi konuşulabilir. Tamam. Neydi? Ve bu beklenti neden karşılanamadı? Anladım. Yani böylece öyle bir şey var ki böyle sürekli bir gidiş geliş hadisesi var. Ya ben bir şey sormak istiyorum burada hocam. Alakalı mı değil mi? Şimdi mi cevaplarız onu da bilmiyorum ama eskiden hayata küsen insan sayısı bu tamamen böyle Polat Doğru gözlemi yani hani bugün hayata küsen insan sayısından daha azdı diye düşünüyorum ben hocam. Yani benim babamların zamanında Ahmet de hayata küstü, Mehmet de feleğe küstü falan filan gibi bir durum ben çok görmedim. İnsanlar kendi hayatlarını normal bir şekilde yaşar giderlerdi ama bugün hayata küsmek, kendine küsmek dediğiniz zaman benim gözümün önüne daha fazla insan geliyor. Somutlayabiliyorum onları işte şu öyle oldu, bu böyle oldu, bu bilmem ne oldu falan filan diye. Ne oldu da böyle oldu hocam? Yani ya bir kere önce doğru bir şey mi söylüyorum? Uyduruyorsam yok Polat, yok öyle bir durum diyebilirsiniz ama. Yok, doğru bir şey söylüyorsun ve sosyolojik olarak bu çalışılmış vaziyette. Hı hı. Özellikle batılılaşmış, modern, hı hı. çağdaş, endüstrileşmiş ülkelerde bu kesinlikle görülüyor. Alain de Botton diye bir arkadaş, statü kaygısı diye bir çalışma yapmış durumda. Ve oradaki çalışmalarda da kendisini gösteriyor. Şimdi
Bu Kuzey Avrupa'da başlayıp sonra Amerika'da gittikçe gelişen yaşamın bireysel sorumluluğunu alma felsefesi geliştikçe çoğalmaya başlamış durumda. Evvelden kısmet bu kadarmış. Evet. Ve tali yaver gitmemiş. Nasibi buymuş. uğurlu değilmiş. Aynen öyle. O uğursuz bir günde bilmem aynen. ne yapmış falan gibi durumlarla kişinin kendi sorumluluğunu başka bir tarafa atan bir felsefe varmış. Var. İngilizce'de de he was unfortunate yani talihsiz. Kısmetsizmiş. Kısmetsiz, talihsiz. Adam da diyor ki abi talihsizim diyor. şimdi işte burçlarla murçlarla falan şudur budur. Böylelikle herhangi bir şekilde kendi beklentisi durumuna girmiyor. Çok şükür verirse, vermezse de kısmet bu kadarmış. Kısmet bu kadarmış diyor. Ondan dolayı depresyona girme falan aklına gelmiyor. Ve Ahmet İnam hocamız da diyor ki mutsuzluk küfürdür. Ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır diyor yani. Düşünebiliyor musun evet. bu tavır içerisinde? Aynen öyle. Söyle. Sen sorumlusun diyor. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda gittikçe kişi kendi yaşamının yolculuğundan sorumluluk almaya başlıyor. Ama yaşamın doğası icabı senin kendi yaşamını devam ettirebilmen için kendince olabilmen için başkasından yardım alman lazım. Tepki alman lazım. Başkasının tanıklığı içerisinde oluşacak bir durum var. Şimdi o zaman şimdi düşün ki ben böyle ezik, mahzun. Evet. Siz bilirsiniz efendim bilincinde bir kişiyim. Ben fazla bir şey beklemem. Silifke'de benim Hasan abim Hafız Mektep'ten geliyor türküsünü söylerken farklı değiştirirdi. Herkes ben Allah'tan isterim çok derken o derdi ki ben Allah'tan istemem çok. Geçinirim az ilem. Halbuki aslı Allah'tan isterim çok, geçinemem az ilan. Değiştirmiş. Yani anladım. Haddimi bilirim falan şeklinde. Şimdi böyle yaptığın zaman senin kırılman, alınman, mutsuzluğa girmen azalıyor. Zaten pek bir şey beklemiyorsun. Evet ama yani... Ama bir de ben bilincindekine bak. Aha. Yani şöyle bakıyorsun. Dünya bana hizmet etmek için var. Evet hocam. O adamın arabası var, benim niye yok? Hah. Efendim mal mülk sahibi olmuşlar. Benim niye yok? Hı. O bilmem ne yok. Öfke. Onun için mücadele ederken başaramadığım zaman yavaş yavaş önce o diğerlerine olan öfke kendime dönmeye başlar. Ve yavaş yavaş kedere ve iyice umutsuzluğa doğru geldiğimde yaşama küsme, keder içinde boğulma, ipin ucunu bırakıverme. Hı. Yani bu İngilizce'de konuşuyor olsa da he's very bitter derler. Yani çok... Anladım, çok acı, çok evet. tatsız tam Türkçesi. Evet, tatsız birisi. Yaklaşma birisi, yanına. Yaklaşma bana. Hep zehir kusar zaten. Anladım. Öyle bir tavır içerisinde olur. Anladım. Peki, bundan bir kurtuluş yolu var mı meselesine geliyoruz bu sefer. İşte orada da biz bilinci anladım meselesi hocam. Var. Yani... Kimseyi yargılamada... Anladım. Yani elde ettiği sonuçtan daha çok yolculuğa bakar. Peki yani insanın elde ettiğiyle hedeflediğinin arasındaki farktan falan kaynaklanan bir mutsuzluk normal değil mi hocam? Yani adam isteyebilir ya ne var? 3 tane evim olsun, 2 tane arabam olsun, işte bankada şu kadar param olsun falan filan. Yani istemesine ne engel olacak? Bunları istiyor olması hakikaten kötü bir şey mi? Ben bazen düşünüyorum çok kötü de olmayabilir diyorum ya yani. O ona değer veriyor. Ben belki diyebilirim ki ya işte bilmem ne okuyayım, kendime zaman ayırayım, ailemle bir arada olayım. Ama o da öyle bir hedef koyabilir kendine. Polat şu anda bence ekonominin çok damarından konuştuğunu farkında mısın? Koca bir sanayi var. Bu insanlara sürekli istemek üzere kurulmuş. Anladım. Şu anda param yok mu diyorsun? Ben sana hemen kredi kartı veririm. Doğru. Ve hemen ödeme. 6 ay sonra ödemeye başla. Tabii. Arabana 0 faiz. Hatta eksi faiz yazanları da gördüm. Var, ben de gördüm. Ve böylelikle eğer yersen önümüzdeki 10 yılı
ben seni esir alabilirim. Benim için çalışırsın sen farkına varmadan. Şimdi modern ekonomi, tüketim toplumu hakikaten üzerinde pek düşünmezsen eğer hemen bağlayıveriyor seni ve buna nasıl giriyorsa diyorsun ki sana bakıyorsun mesela diyorsun ki ne elbise giyiyorsa ooo bilmem ne giyiyor ooo abim olursun ne araba kullanıyor şu böylelikle insan olarak varoluşunun değerini senin sahip olduklarınla ben görmeye başlıyorum ve nesilden nesile bunu böyle aktarmaya başlıyorum. Yani... O zaman sen kendi kafanla, gönlünle, mal mülkün dışında var olamadığını hissetmeye başlayınca öfkeleniyorsun. Yazanların bir kısmı şey demişler hocam, sanıyorum bu da buna yakın bir şey söylemeye çalışıyor. Yani insan kendine ve hayata küsmez ama etraftan öyle kazıklar yiyoruz ki hem hayata hem kendimize küsüyoruz diyor. Şimdi bir yandan anlıyorum, bir diğer taraftan da diyorum ki ne alakası var ya yani... oradan bir kazık geldiyse gelmiş olabilir. Yemiş de olabilirim. Yani mutlaka yemeyeceğim diye bir şey yok. Ama yarın benim hayata devam etmeme niye bu engel olsun ya diyorum. İyi diyorsun. Fakat düşün ki Poyraz 6 yaşında sınıfında tabii. Ve bir okulda. Ve düşün ki öğretmen diyelim ki bir okuldayken ve bunu bana yazanlar çok var. Oldu. Öğretmen kılık kıyafetine göre, hangi aileden geldiğine göre, hangi semtten geldiğine göre çocuklara değer verişini farklı farklı uyguluyor. Ona güler yüz yapıyor, ona konuşuyor ve öne oturtuyor, arkalara doğru gitme durumu. Önce şaşırıyor çocuk, sonra yavaş yavaş farkına anladım. Varıyor ki aşamayacağı bir duvar var. Çünkü onlar marka giyiyor. Çünkü onların bazıları öğretmenlere hediye veriyor. Efendim şu oluyor, bu oluyor. Birdenbire bunun içerisinde yetiştiğin zaman sen, böyle bir çocuk eve gittiği zaman öyle bir sohbet oluşması lazım ki bunları aşmış ana babanın sohbetiyle. Müthiş, sağlıklı, güzel yetişir. Ama kaç ana baba bunu aşabilmiştir acaba? O zaman çocuktan öfkeli yetişmeye başlıyor. Doğru. Ve canım şöyle bir şey yapıyor. Ulan öyle bir şirket kuracağım, öyle para kazanacağım ki benim çocuğum bu duruma düşmeyecek. Görebiliyor musun acı hikayeyi? Ya çok. Bunda başarılı olduğu zaman başka türlü bir başarısızlık var. Hı hı. Bunda başarılı olamadığı zaman başka türlü bir başarısızlık var. Yani evet. Toplumun değerlerinin bu şekilde kendini yaşama yansıtıyor olması bireylerin hayatında çok önemli. Sanırım orada şey ayrımı var hocam. Yani ben şu soruyu çok önemli buluyorum. Bu hayat kimin sorusuna vereceğiniz cevap bence çok önemli bir cevap. Şimdi bu hayat ne bileyim işte biz yaşıyoruz ama toplumun dediğimizde sanki başka bir yere gidiyor. Ama ya sahibi benim birlikte kullanıyoruz dediğimiz zaman başka bir yere gidiyormuş gibi geliyor. Ve ben dersem ki bu benim o zaman ben kendi kendime küsemem diye düşünüyorum. Evet. Evet. Fakat düşün ki öyle bir topluma büyümüşsün ki öyle bir topluma doğmuşsun ki seni hiç bir kişiye Polat diye tanıtmamışlar. Deden demiş ki bu bizim torun demiş. Efendim baban demiş ki oğlum oğlan demiş. Üç numara, beş üç numara. Beş numara demiş. Teyzen yeğenim demiş. Amcan yeğenim demiş. Doğru. O bu falan filan. İlişkiler ağı içerisinde sen varoluşunu tanımlamışsın. Ve ilişkiler ağı içerisinde varoluşunu doğru. Tanımlayınca bu sefer o ilişkiler ağı içerisinde var olma çabası içerisindesin. O zaman benim zaten ancak o ilişkiler içerisinde bir ederim var. Yani o ilişki yoksa ortada benim bir ederim yok ve ciddi bir problem haline gelmeye başlıyor. O zaman evet küsmeyi anlayabiliyorum hocam. Yani beklentileri ben tanımlamıyorsam, yani bu hayatta ne olacağına ben karar vermiyorsam,
benim dışımda birileri koşulları oluşturmuşsa ve bu koşulların oluşumuna da bir katkım olmamışsa o zaman ne yapalım? İşin sonunda maç biter. Maç bittiğinde de alırız böyle kağıda bakarız. Allah kahretsin istediğimiz gibi olmadı deriz. Zaten kuralları ben koymadığım için de oyuna devam etmemeyi isteyebilirim. Evet. Ve o kadar çok koymaz o biliyor musun? Koymaz. Koymaz. Ve çok özür dilerim. Ya burada şöyle bir ayrım geliyor aklıma. O zaman bir sürü farklı ben var bu işin içerisinde. Bir tane küsen ben var. Bir tane küsülen ben var. Bir de bütün bunlara dışarıdan bakan bir ben var diye düşünüyorum. Gerçekten var. Ve bunu keşfettiğin andan itibaren zaten sorunu çözmüş olursun. Çok önemli. Şimdi ya düşün ki birisi diyor ki aslında diyor ben diye bir şey yok diyor. Babamın büyük oğlu var diyor. İşte teyzemin yeğeni var diyor falan filan diyor. Ve böyle kendisini sorumlu hissedecek bana diyor ki sus lan sen kimsin? Aynen öyle. Tamam. Öbürleri de fırsat vermedi diyor. Öyle görmüşler büyükler öyle diyor işte. Bu şekilde sesini çıkarıyor. Felek vurdu, kader, kısmet bilmem tamam. ne yoluna devam ediyor. Bu kişiler yaratıcı olamaz, filozof olamaz, sanatçı olamaz. Bu kişiler kültür robotu olarak doğru. kültür robotundan beklenen küsmeleri yaparlar, kültür robotundan beklenen öfkeleri yaparlar. İşte kültür robotu olarak devam ederler hayatlarına. Ve 400 yıl sonra baktığın zaman 400 yıl önceki aynı yerde. Babalık neyse aynı 400 yıl sonra gider aynıdır. Kendilerine göre sorunlar vardır. Devam ederler giderler ve bundan da çok gurur duyarlar. Hiç değişmedik. Hiç değişmedik. Hiç doğru. değişmedik biz. Gelenek göreneklerimize yapıştık vaziyette. Şimdi ama bir yerden ya hayatımı ben yönlendireceğim. Bunun sorumluluğu bende durumuna gelince birdenbire ve yavaş yavaş birey olmanın sorumluluğunu alınca bu sefer beklentileri kendisinden olmaya başlıyor. Şimdi bir kitap okuyorum. Orada kişi 19 yaşında geçirdiği bir trafik kazasından bahsediyor. Ve 10 saniye içerisinde arabanın takla atışı, kendisini böyle havada görüşü, camların kesişi, yüzünün yara alışı ve bu sırada çocukluğunu hayal etmesi ve birdenbire o 10 saniye içinde 3 tane soruyu soruyor. Bir, 19 yaşındayım, yaşadım mı? Evet. Yaşamadan ölmek çok acı. Çok. Ve düşün bu soruyu soruyor. Yaşamak istiyor. İkincisi, doya doya sevdim mi ve sevildim mi? Olmadı şimdiye kadar çok acı, böyle yüreğe yanmış vaziyette. Üçüncüsü de bir fark yaptım mı? Şu dünyada yaşamış olmamın bir farkı var oldu mu? Şimdi bunlar çok bireysel. Ve takla atıyor. O şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra camdan çıkıyor. Gece. Ve neticede diyor, baktım diyor, arabanın kaportasının üstüne çıkmışım. Ayağımda sıcak. Kan diyor, böyle birikmeye başladı. Ve ışıldıyor diyor kan. Bir baktım diyor, neden ışıldıyor? Dolunay. Aha. Dolunay'a bakıyor. Ve acımacağıma ölmeyeceğimi hissettim diyor. Birden diyor bana verilmiş ne büyük bir hediye diyor. Hmm. Müthiş bir coşku. Söz verdim diyor o anda. İliklerime kadar söz verdim. Bu hayatı yaşayacağım. Seveceğim, sevileceğim. Ve mutlaka bir fark yaratacağım. Vay be. Ve ondan sonra hayatını bu yönde oluşturmaya başlıyor. Böyle olursa devam küsmez diyorsunuz değil mi hocam? Küsmez. Küsemezsin zaten. Yani elinden gelenin en iyisinden başka da bir durum yok böyle ve bir. Her bir zorlukta şükür duygusu içinde devam edersin. Aynen. Dersin ki ulan bundan da bir şey öğreneceğim bakalım ne olacak. Aynen öyle. Müthiş bir teşekkür duygusu var. Yaşıyorsun çünkü. Vay. Yaşıyorsun. Varsın. Aklın çalışıyor. Nefes alıp veriyorsun. Yaşıyorsun. Müthiş bir şey. Ve o zaman şöyle söyleyebiliriz. Küsmek bir tür hastalık. Hmm. Bu hastalık yaygınlaşır. Ve bu hastalık bulaşır. Ama
enteresan bir şekilde coşku da bulaşır. Tedavisi var evet, yani. Tedavisi var ve benim savaşçı kitabının da yaptığı bu aslında. Bu. Bu küsmenin bu kadar yaygın olmasının altında yatan şey bizim yaşama verdiğimiz anlamdaki cehaletimiz. Bana öyle geliyor. Siz diyorsunuz ki biz insan olarak kendi başımıza yaşama bir değer vermediğimizden çok temel bir sorun yaşıyoruz. Beklentileri ben koymuyorum çünkü işin içerisine. Yani biri birine niye küser? İşte benim beklemediğim bir şeyi yaptığın için küserim. Bana yapacağını hiç düşünmediğim bir şeyi yaptığın için küserim. Evet. Ya bu bana nasıl yapılır dediğim yerde küserim. Evet. Önem verdiğimden dolayı. Aynen öyle. Evet. Şimdi toplum belirliyorsa benim beklentilerimi, benim ne isteyeceğimi, ne istemeyeceğimi, ne olacağımı, ne olmayacağımı, ben bunu yerine getiremediğim zaman kime küseceğim? Topluma mı küseceğim? Küsenler var. Var. Ama evet. Çok temelde önce kendine küsüyor. Evet. Yani o beklentilerin yerine kendini koymaktansa hiç onu da oradan çıkartalım. Gene bir sorumluluk almamış oluyoruz öyle bir durumda. Ve baktığın zaman bunun öyküsüne hakikaten çocuk büyürken ona sorumluluk vererek mücadele etmesine fırsat vermediğimiz zaman o da hakikaten böyle gerçekçi olmayan şeyler bekliyor. Diyor ki ey toplum hani bana bakacaktın, evet. Ey yaşam hani bana bunu verecektin, ey kocacığım, karıcığım hani beni mutlu edecektin, neden olmadı bu, felek vurdu, başlıyor artık. Aynen. Senin gibi olanlar da hakikaten diyor bir araya geliyorsun, ooo ben geçenlerde bir yere gittim ziyarete, şimdi beklediğim şu. 3 dakika, 5 dakika, 7 dakika sonra biz mutlaka şikayet eden bir toplum haline geleceğiz. Bu 7-8 kişi hakikaten 3 dakika sonra başladı. Vay be hocam. Ne diyorsunuz hocam bu hale? Ha. Onun şikayet diye bir şey var. Şimdi ben birazcık yem atıyorum. Hop konuşuyor. Peki şuna. Oo vallahi 2 saat bol bol konuş. Ve bununla ilgili orada oturanların kendilerinin hakikaten kendi etki alanları içerisinde yapabileceği bir şey var mı? Aklımızın ucuna gelmiyor. Ama Polat, ben şöyle görüyorum. Yani çocuk gözümün önünde sandalyeye çıkamadı. Evet. Babası şöyle bakıyor, bir şey yapmıyor. Sadece gözüyle bakıyor. Ben dayanamadım. Çıkarttım. 26 yaşındayım. Gittim, hoppa dedim, çıkarttım. Şaşırdı çocuk. Ve babası bana niye yaptın dedi. Halbuki ben sağ ol amcası onu bekliyordum yani. Çıkmaya çalışıyordu dedim. Ben de biliyorum çıkmaya çalışıyordu. Sen niye yaptın dedi. İki tane farklı bakış tarzı var orada. Şimdi hoppa diye çıkarta 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 çocuk bir şey çıkamadığı zaman hemen ilk fırsatta başlar. Birisi doğru. Gelsin bana yardım etsin demeye. Bu efendim 11 aylık, 12 aylıkken farklı olur, 12 yaşında farklı olur, 24 yaşında farklı olur, 36 yaşında farklı olur. Ama mutlaka bir farklılık vardır. Öbür adam ne yapıyor? Diyor ki uğraşacak. 3 saat, belki 4 saat uğraşacak ama çıktığı zaman dönüp bana bakacak. Ben de çıktım diyeceğim. Şimdi hoppa diye koltuğundan tutup çıkartılan insanın küsmesi başka bir şey. Doğru. Efendim, kendisine mücadele etme imkanı verilmiş, başarıyı tatmış bir insanın yılgınlığa ulaşması başka bir şey. Çok farklı. Bir çok şey. Farklı. Çok farklı bir şey. Ben diyorum ki esas itibariyle yaratan her kişiye özgü muhteşem bir müfredat programı hazırlamış durumda. Doğru. Şimdi yapacağın şey şu, duygularını takip edeceksin. Polat'a kırıldım. Bir dakika, kırıldım. Ha, beklentim neydi? İşte efendim, bana çay ısmarlamadı. Ulan nereden geliyor bu beklentim acaba? Aha, şuradan geliyor. Kendimle ilgili başladım keşifler yapmaya. Evet. Şimdi
kendimle ilgili bir şey öğrendim. Polat, bana çay ısmarlamadın dedim bu bilinç içerisinde. Hocam ısmarlayacaktım da dediler ki Doğan Hoca'ya çay ısmarlama. Zaten her gün 10 kere içmiş, seni kırmamak için içer, bozulur dediler. Bozulur dediler. Haydi, seninle başka ilgili bir şey öğrendim. Bir şey öğrendim. İçime atmak yerine. Duygularını takip edersen. Kendim için de yapabilirim bunu değil mi hocam? Kendime bir kırgınlık, kendime bir küsme duygusu yaşadığımda da yapılabilir bu değil mi? Aynen. Ve ne muhteşem bir laboratuvara girmeye başlıyorsun. Oo, doğru. Hiç kimsenin gözlemleyemeyeceği özel bir laboratuvar. Ve farkına varacaksın. Ama bunun farkına vardın hemen düzelecek mi? Yok. Yine yaptım diyeceksin. Ve doğru. Telefon edeceksin. Diyeceksin ki Polat, biliyor musun ben sana kırılmıştım ama abi şimdi ben o kırgınlığın üstesinden geldim. İleride kırıldığım zaman da yine söyleyeceğim. Sakın değişme. Ben değişeceğim. Çünkü hastalık olan benim. Benimle olduğun gibi ilişki kurmaya devam et. Bu da güvenden ileri geliyor. Bir de dersin ki ulan ne kadar güvendim adama. Vay be. Müthiş hakikaten. Bir şey. Ve böyle bir yolculuk seni gittikçe daha güçlü, daha sağlıklı, daha gerçekçi yapmaya başlar. E ne olur? Babaysan başka türlü, başka türlü yetiştirirsin. Yöneticiysen başka türlü yönetmeye başlarsın. Öğretmensen o sınıfa başka bir insan olarak girmeye başlarsın. Bunun farkında olmak önemli hocam ya. Hakikaten ben çok bireysel bir konu gibi görünüyor ama başta da söyledik, şimdi de tekrarlıyorsunuz. O etki alanının farkında olmak önemli. Yani ya ben kendi kendime küstüğümde bundan etkilenen çok insan var. Hatta o kadar çok insan var ki, yani trafiği paylaştığın insanlar, yüz yüze geldiğin, alışverişte gördüğün, sokakta karşılaştığın komşun, o bu, hepsine minnacıcık bile olsa bir etkisi olduğunu düşünüyorum insanın. Aynen öyle. Ve bunun toplana toplana da bir büyük sermaye yaptığı gibi bir düşünce var içimde. Yani benden biraz küskünlük, senden azıcık küskünlük, öbüründen biraz küskünlük. Ondan sonra da ortada son derece tatsız bir grup olarak dolaşırız diye düşünüyorum. Ondan dolayı mesela ne kadar önem vermiş kültürümüz selam vermeyi. Doğru. Doğru. Ne olursa olsun selam vereceksin. Ne kadar önemsemiş güler yüzlü olmayı. Aynen. Çünkü etkiliyorsun. Aynen. Ve o etki yayılıyor. O nedenle gerçekten bu varoluşun seni nasıl etkilediğinin farkına vardığın zaman o bilinç içerisinde sürekli o varoluşun hakkını vermek üzere. Günaydın Polat. Demek lazım. Bindiğin zaman şeye, asansöre, komşulara. Günaydın. Günaydın. Yeni mi taşındınız? Sizi tanımıyorum. Merhaba. Evet. Bir ara hocam. Merhaba diyelim. Coşkulu olalım, neşeli olalım ve sohbetimize devam edelim. Kısa bir aradan sonra. Sohbetimize devam ediyoruz. Coşkulu bir yaşam için küsmenin sağlıksız olduğunu söyledik. Evet hocam. Peki ya şimdi insanlar izledi, sizi dinlediler ve kendini de buldu diyelim. Ya hakikaten hocanın söylediği gibi hissediyorum. Öyle böyle dedi ama yani bahsettiklerinizi yapmak çok da kolay değil hocam. Kesinlikle. Ya siz az önce söylediniz, öyle hemen bugünden yarına dönmeyecek ve insan orada pes etmeye de çok müsait. Çünkü başkalarının yapmayı tercih etmediği bir şeyi bu benim iyiliğime olacak diyerek yapmak durumunda kalacaksınız burada. O gücü nereden bulacak hocam insan? Evet. Önce şunu açıklığa kavuşturalım ki biz hiçbir dinleyicimize küsmeyin, sakın ha, böyle nasihat tavrı içerisinde konuşmuyoruz. Aynen. Küsmek kötüdür efendim, küsmeyin. Niçin küseceksiniz canım, bu kısa ömürde niçin küseceksiniz? Sohbet edin efendim falan şeklinde bir tavır içerisinde değiliz. Bu gerçekçi olmaz. Değil. Çünkü nasihat de değişmiyor insanlar. Yok. Önce küsüyorsanız küstüğünüzün farkına var. Aynen. Bu küskünlüğün altında yatan temel beklentilerin farkına varın. Ve temel beklentilerde sizin kendi sorumluluğunuz bir insan olarak nedir?
onun farkına varın. Öykünüzü keşfedin. Ve şunu düşünün. Sizin yarın sabah sağlıklı olarak uyanacağınızın garantisi yok. İstatistiksel olarak ihtimali evet, var. İhtimal ama var. Ama garantisi yok. Ondan dolayı Polat, şimdi sen de ben ayrılırken buradan, ben şu bilinçle ayrılırım senden. Polat beni bir daha görmeyebilir, ben Polat'ı aynen, bir daha görmeyebilirim. Aynen. Şimdi ayrılırken Polat'ın gözüne bakarak ne diyeceğim? Bir daha görmeyebileceğim bir insan durumu var. Ve o kullanmış olduğum cümleyi ben belki bir kere daha hiçbir zaman kullanamayacağım. Doğru. Bunun adı ölüm bilinci. Doğru hocam. Onun için benim Savaşçı kitabında bilge kişi olarak kullandığım Kızılderili bilge kişi Don Juan der ki, yaşamın sığlaşmaya başladığı zaman, derinliğini kaybettiği zaman, anlamını kaybettiği zaman bir köşeye çekil ve ölümünü düşün. O yokluk ve sonsuzluk içerisinde şimdi gel. Ve bir örnek verir. Ve? Şimdi Carlos, aha, bu Don Juan'ın çırağı, aha, öğrencisi. Onunla beraber dağlara çıkarlar, çöllere çıkarlar. Ve o ayarlar evvelden. Aha. Bir keresinde bir dağ kaplanı. Evet. Carlos'un peşine düşer mi? Der ki, arkanda ne var biliyor musun? Bir baktım diyor, tıs diyor. Nasıl diyor koşuyorum diyor. Ve yavaşlayacak gibi oluyorum falan diyor. Arkanda diyor bağırıyor. Ve diyor, o diyor tepeyi osuyor diyor, aha, şeyi, sarp kayayı nasıl tırmandım tepeye çıktım çıkamadı diyor altta diyor böyle diyor. Şimdi Don Juan da başka bir taraftan tepeye çıkmış, şapkasını yere vurmuş, kahkahalarla yuvarlanıyor böyle falan. Kızdım diyor. Sonra kurtardım diyor kendimi diyor. Evet. Ondan sonra bir yerde babasına olan küskünlüğünden, arkadaşlarına olan küskünlüğünden, işte doktora programı yaparken profesörler olan küskünlüğünden falan bahsediyor. Don Juan da diyor ki, herkes kendi hayatını kendisine göre yaşıyor diyor. Ne kadar salakça bir şey diyor bu küsmek hadisesi. Ne demek diyor, şöyle durdur falan filan. Bak diyor, hatırlıyor musun o gün diyor, dağ kaplanı senin peşindeyken evet, diyor. Evet. Hiç aklına geldi mi ona küsmek diyor. Baktım diyor, hayır. Kaplan kaplanı diyor. Kaplan kaplanları yapıyor. Senin profesörün diyor, senin baba, herkes diyor kendi hayatında kendine göre bir sürecin içerisinde var olmaya çalışıyorlar. Kaplana küsmek hiç aklına gelmedi değil mi diyor. Yok. Sen diyor sadece orada var olmak için ne yapıyorsan onu yapmaya çalıştın. Aslında hiçbirimizin o durumdan farkı yok. Aynen. Harcayacak zamanımız yok şu ölümlü dünyada, ancak var olmak için ve varoluşumuzu dolu dolu yaşamak için zamanımız var. Küsmeye zamanımız yok. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, küsmeye zamanımız yok. Efendim, önümüzdeki hafta başka bir konuda bir sohbetimiz olacak. Bekleriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.